Eğitime dairden herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum matematik öğretmeni aynı zamanda eğitim koçu Hatice Karaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sağ olun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim sizleri gördük daha iyi olduk. Allah iyilik versin. Bugün eğitim koçunun sınava hazırlanan öğrencileri üzerindeki etkisini konuşacağız ama bunları konuşmadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Ben Hatice Karaman, İstanbul Eğitim Kurumları'nda çalışıyorum. Aksaray Üniversitesi'nden mezun oldum, matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu ve yaşam koçluğu yapıyorum. Şu an eğitim koçluğunda aktifim. Onunla alakalı devam ediyoruz çalışmalarımıza. Peki bu eğitim koçu ne demektir hocam? Eğitim koçu öğrencilerin çalışmaları üzerinde onları yönlendirebilen, problemlerine çözümler arayan, hı hı. daha kısa yöntemler bulan, disiplinli devam eden ve bu süreci hiç bozmadan, aralık vermeden sürdürebilen, bunu yöneten kişidir aslında. Öğrenci eğitim koçunu kendine güvendirdiği zaman veya tam tersi eğitim koçu öğrenciye kendini güvendirdiği zaman birlikte sınava yönelik çalışmalarını ve ders düzenini bu şekilde şekilde devam ettirebiliyor. Peki sınava hazırlanan öğrenciler üzerinde ne gibi etkileriniz var? Sizler neler yapıyorsunuz bu konuda hocam? E, şimdi e, şu şekilde oluyor. Biz normalde velilerin e, bildikleri kısımla başlayalım önce. Veliler eğitim koçluğunu daha çok öğrenciye ödev veren, zamanında takip eden, soru Hı -hı. sayılarını ayarlayan, bunları kontrol eden kişi olarak tanımlıyor. Aslında bu kısım velilerimizin biraz daha e, işine yarayan kısım diyelim. Çünkü Hı -hı. kendileri çok fazla bu işlemi yapamıyorlar. Her ailede e, ee, ...belki bir, belki birden fazla çocuk olduğu için kitap kitap soru soru bunu kontrol edemiyorlar. Evet, eğitim hocam. koçunu veliler açısından bakarsak dediğim gibi çocukların ders kontrolünü sağlayan birey olarak görüp... ...bu şekilde çalışmalarını devam ettirebiliyorlar. Ama eğitim koçlarının asıl amacı çocuğun e, ödev kontrollerinden ziyade bununla beraber aslında çocuğa daha kısa yöntemler... ...daha disiplinli çalışma veya çalışma yöntemlerinin ne olduğunu bununla beraber beraber çalışmalarını sürdürmesi Hı -hı. anlamına geliyor. Şimdi sınav öğrencilerine gelecek olursak işte aslında velilerin dediği yöntem burada çok işe yarıyor. Sınav öğrencilerinde kaygı, stres e, oldukça hat safhada olduğu için Hı -hı. E, çocuklar bir yerden sonra çalışmayı bırakabiliyorlar. Eğitim koçu tam bu anda devreye giriyor. Baştan beri çalışmalarını düzenli ve disiplinli tuttuğu için Hı -hı. E, çocuğun herhangi bir tökezleme döneminde Eğitim koçu diyor ki hayır olmaz yani sen artık bırakamazsın bu saatten sonra veya çocuk şunu diyebiliyor. Kendi içinde ilk iki üniteyi çalışıyor herhangi Hı -hı. bir dersin ilk iki ünitesini çalışıyor. Üçüncü ünitesini sevmediği için veya Hı -hı. sevemediği için onu bırakmak istiyor. Şimdi kendi halinde olduğu zaman bu çocuk bunu görmüyor. Yani normal devam edebiliyor neyse diyor dönem sonuna da yaparım sınavdan önce de bakarım. Ama eğitim koçu bunu sürekli olarak takip ettiği için Hı -hı. olmaz diyor yani kısaca yolunu kesiyor diyelim ona. Aslında siz her çocuğun her şeyini bilip ona göre hareket ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani eğitim koçu aslında hastanelerde vardır. Hastayı yarım tedavide kabul etmezler. En başından beri almak isterler hı hı. ki bütün süreci birlikte takip edebilmek için eğitim koçu da aslında böyledir. Dönem ortasına geldiğinde öğrenciyi almaz. Öğrenci sağlıklı iken ister, en sıfır haliyle. Sonrasında onu tanır, tanır, tanır ve bir süre sonra öğrencinin problemi çıktığında ona rahatça müdahale edebilir çünkü bildiği insandır, bildiği karakter, ders hı hı. çalışma yöntemlerini bilir veya ona göre düzene koyar. Ama şu anlama gelmesin bu çocuğun problemi olur atıyorum. Dönem ortasında eğitim koçu gelsin hemen düzelsin böyle bir şey maalesef mümkün değildir. Temelden alınması gereken. Kesinlikle. Sizlere başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle, hocam. kesinlikle. Bir de okullarda rehber öğretmenleri vardır. Eğitim koçuyla rehber öğretmen arasında bir fark var değil mi? O fark nasıl belirtirsiniz hocam? E, şimdi şöyle söyleyebilirim bunu. Rehber öğretmenleri bunun eğitimine 4 yıl e, gibi bir süreçte ve hatta bazen daha uzun zamanlarda. Ek eğitimlerle beraber tamamlamış. Bu işin psikolojik yöntemleriyle uğraşan, bunu daha resmi hallerde yapan bir birim. Ama danışmanlık yani eğitim koçluğunda bu şekilde değil. Danışmanlık daha çok çocuğun kısa zaman diliminde bunu etkin halde yapmasını sağlayan birimdir. Rehberlikte daha çok psikolojik şeyleri konuşabilirsiniz. Evet ders çalışma programını verebilirsiniz. Konularını verebilirsiniz. Fakat danışmanlıkta daha çok sayı üzerinde gidilebilir. Konuların tek tek üzerinde gidilebilir. Yani çocuklara daha minimal halde her şeyin yapılma şekli öğretilir. Rehberlikte biraz daha genel olur bu işlem. O yüzden genelde veliler de öğrenciler de rehberliği ve eğitim koçluğunu karıştırırlar. Evet. Eğitim Eğitim koçluğunda bir tık daha ince ayrıntılı gidilir ama rehberlikte daha genel. Mesela bizdeki tabirleriyle tercih dönemleri, çocukların yatış kalkış saatleri, bir gün içerisinde ne yapmalıyım veya ne yapmamalıyım, çalışmaya hangi saat dilimlerinde başlamalıyım veya hangi saat dilimlerinde bitirmeliyim gibi sorulara baş bakar ya da bunlara cevap verebilir. Ama eğitim koçluğunda daha çözümsel gider. Ödevi... Saat kaçta yaptığından çok bir gün içerisinde o ödevi bitirdin mi? Hı hı. E veya bitirdikten sonra kontrol aşamaları nasıl oldu? Veya kontrol aşamalarında kaç neti çıktı? Bunun üzerine yorumlar yapar ve bir sonraki günün çalışmalarını ona göre hazırlar. Rehberlik bu işin biraz daha genel ve daha sorumluluk isteyen kısmı. Eğitim danışmanlığı bu işin biraz daha minimal, bireysel hali fakat daha ayrıntılı kısmı diyebilirim. Bu sınav süreci zamanında eğitim koçluğuyla alakalı hı hı. aslında çok fazla e, talep, soru e, ve merak edilen şey oluyor. Ee, evet, bir kısım bir yere gelene kadar çalışmalarını kendileri sürdürebiliyorlar. Özellikle pandemi dönemi olduğu için hı hı. şu an aslında kim ne yapmalıyız, nereye gitmeliyiz, hangi gün ne çalışmalıyız gibi sorular kafalarında e, problem olabiliyor. Eğitim koçluğu girdiği zaman devreye hangi gün ne çalışmalı, nerede neyi bitirmeli, ne zaman hareket etmeli, hangi vizyona göre ilerlemeli veya nasıl görünüyorum kısımlarına daha net bir cevap, daha bireysel cevaplar bulabiliyor. Bununla alakalı çocuğun düzenini belirliyor. Ders çalışma düzenine. yani dediğim gibi az evvel de belirttiğim üzere rehberlikte de sadece ders usulü değil daha genel diğer hayat sorunlarıyla da alakalı atıyorum bir rehber öğretmeniyle konuşup problemlerinize çözüm bulabilirsiniz. Ama eğitim koçluğu biraz daha bunun e, kısa hali bizim tabirimizde hmm. alt kümesi diyebilirim yani daha minimal hali o yüzden onunla çözüm bulabilirsiniz. Sizin ilgilendiğiniz şeyler aslında bambaşka rehber hocalarımızınki bambaşka. Kesinlikle. Siz her çocuk üzerinde... Farklı değerlendirmeler yapıp ona göre yönlendirmeler yapıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten çalıştığımız yerde de normalde veli toplantıları biliyorsunuz daha bi hı hı. toplu şekilde yapılıyor. İşte örnek veriyorum 4. sınıfların veya benim branşım olan diye başlayalım. 11. sınıfların veli toplantısı olduğu gün normal sistemde hı hı. ne olur? Veliler aranır veya işte mesaj gönderilir. Veliler toplu bir sınıfa alınır. Gerçi şu an pandemiden dolayı bunu da yapmamız çok mümkün değil ama hani en azından belli bir yere alınır ve Aynı ortak mesaj verilir. Ama eğitim koçluğunda böyle bir süreç yok. Eğitim koçluğunda veliler tek tek alınır. Yani öğrenciye yapıldığı gibi aslında nasıl ki öğrenciye bireysel e, ders veriliyor, ödev veriliyor. Belli herkesin çünkü belli düzeni ayrı, belli bir düzen çiziliyor. Velileriyle de bu şekilde tek tek görüşülmesi gerekiyor. Her velinin, her öğrencinin durumu farklı olduğu gibi her velinin de kendine göre durumu farklı. Ee, bu şekilde ifade edilebilir. Peki öğrenciler üzerine nasıl sonuçlar alıyorsunuz siz e, gördüğünüz kadarıyla hocam? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Aslında çok iyi yerlere vardığımız oldu. Hani çok sıfırdan başladığı halde orta seviyeye çıkan, hatta orta seviyede başlayıp tıpı kazandırdığımız öğrenciler oldu. En yüksek seviye onlar için tıp olduğu için söylüyorum ama şöyle söylemem daha doğru olur sanırım. Hedeflerine ulaştırdığımız öğrencilerimiz oldu. Bu konuda erken başlama, erken tedavi hayat kurtarır. Aslında eğitim versiyonu da öyle. Erken doğru başlamak hocam. her zaman o hayale ulaşmalarını biraz daha hızlandırır diyebilirim. Peki hocam biraz önce çalışma programlarından bahsetmiştik. Siz bir eğitim koçu olarak çalışma programlarını öğrencilere nasıl hazırlıyorsunuz, nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle aslında öğrenciyle ilk tanıştığımız zaman çocuğun ee, neye yatkın olduğunu, hangi alanda ilerlemesi gerektiğini veya hangisini istediğini önemli olan istek. İsteğe bakar, isteğe göre hareket ederiz. Bir yerden sonra çocuk eğer istemediği bir şeyi velisinin zoruyla veya ona kurulan baskıyla yapıyorsa zaten bu e, bir yerden sonra bitiyor. Yani çocuk o isteğin devamını getiremiyor. Evet o hevesle başlıyor ama dönem ortasına geldiği zaman biz bunu e, yarı yolda kalmış olarak buluyoruz ve bu sefer ...yaptığımız emek de boşa gidiyor. Çocuğun emeği de boşa evet, gidiyor. Hocam. Şimdi bu olmasın diye... ...en baştan çocuğun hedeflerine onu öğreniriz. Daha sonra ders birimleriyle... ...alakalı sayısal, sözel... ...eşit ağırlık şeklinde olan alanlarımızda... ...en azından üniversite sınavına... ...hazırlanan çocuklarımız için söylüyorum. Alanlarını belirleriz. Hı hı. Alanlarını belirledikten sonra... ...bireysel olarak çağırır. Çocukları hangi dersleri daha çok sevip... Hı hı. ...hangilerini sevmediğini öğreniriz. Programı hazırlarken çocukların... Aslında bu bilinen yanlışlardan biridir. Çocuk eve gittiği zaman ilk atıyorum matematiği çok seviyorsa önce matematiği yapmaya başlar. Hemen arkasından daha Hı -hı. az sevdiği ders. Son, en sonunda en sevmediği ders kalır. İşte bu yüzden biz aslında e, onlara e, telkin verirken şey deriz hep. Yani önce sevmediğiniz dersten başlayın. Şimdi biz e, programı hazırlarken de bu şekilde ilerleriz. En sevmediği ve zayıf olan ders hangisi ise... Öncelikle ona konu ve soru dağılımı, daha sonrasında zaten yapabildiği dersleri ödüllendirme şeklinde veririz. Misal veriyorum. Çocuk Türkçe'yi sevmiyor, matematiği çok seviyor. Eve gittiğinde önce Türkçe'ydi, önce Türkçe'yi çözmesini isteriz. Ardından Türkçe'nin zorluğunu bitirdikten sonra hı hı. ki Türkçe çok kolay bir dil de misal olarak verdim. E, matematiğe geçmesini isteriz. Önemli olan onu sona bıraktığında bocalamaması. Çocuk zaten matematiği çok sevdiği için, bu arada e, matematiği hiç kimse <laughs> sevmiyor istisnalar haricinde. E, matematiği çok sevdiği için o baş kısmı halledip ikinci derse geçmesini sağlıyoruz. Soru sayılarını da bununla oran veriyoruz. Mesela matematikte daha az verirken bir tık Türkçe'de eğer eğilimi o yöndeyse ve eksiği varsa onu daha çok tutuyoruz. O yüzden program hazırlarken aslında gelişi güzel sabit tuttuğumuz şeyler de var. Mesela paragraf okumaları. Onları sabit tutarız. Hı hı. Matematikte konu eksikleri varsa konularını tam veririz. Soru sayılarında oynamalar yaparız. Yani aslında bu herkesin evet sırasıyla rakam rakam sayı sayı verilebilecek bir şey değildir. Önce çocuğu tanımak lazım. Çocukla alakalı belli şeyleri düzene koyduğumuzda Çocuktan sonra e, program aşamasına geçer. Zaten programı hazırladıktan sonra da çocuğun hayatını onu oturtmak mümkün değildir. Yani çocuk onu gider eve e, denemeye çalışır, bakar. Bazen o sevmediği dersi başa koyduk ve çok koyduk demiştim ya. Hı -hı. Onu bazen götüremeyebilir. Yani e, pes ettiği noktalar olur. O zaman hafifletmeler yapılabilir. Bir sonraki hafta zaten tepkiyle veya etkiyle size geri döner. Hocam bunu yapabildik veya bunu hiç yapamadık. <laughs> adım şeklinde. O zaman bunları düzeltmeler yaparız. Bir de program hazırlarken bu az evvel rehber öğretmeni ile eğitim danışmanları arasındaki farka hı hı. bir örnek daha verelim. Mesela rehberlikçiler program hazırlarken daha genel bir program hazırlarlar. Pazartesi şu şu ders, salı bu bu ders. Ondan sonraki bütün haftalarda o derslerin uygulanması istenir hı hı. veya değiştirme aşaması her hafta olmaz onlarda 2 3 haftaya bir belki aylık değişebilir. Hı hı. Ama eğitim koçluğunda her hafta yapılması lazım. Çünkü her hafta konu konu verildiği için bunun konularının zorlukları, kolaylıkları ayarlanır. Bir haftaya bütün ünitelerin bütün zor konuları denk getirilmez. Bir dersin zor konusu denk getiriliyorken diğer dersin daha kolay bir konusu. Çünkü öğrencinin de bunu kaldırması ve bu stresle yönetmesi gerekiyor. Peki hocam yani diyebilir miyiz çalışma programı doğru yapılmış bir çalışma programı bizi hedeflerimize götüren en önemli şeylerden bir tanesidir. Kesinlikle aslında en doğrusu o çünkü herkes çok çalışınca kazandığını zannediyor Hı -hı. fakat çok çalışınca değil verimli çalışınca e, çok kazanılır. Biz bunu şu şekilde örnek veriyoruz atıyorum bir arı kovanına e, arıların bal yaptığını düşünelim diyoruz ama kenarlarına hafif hafif etkiler olsun ballar pislensin. Biz onun içinden sadece en hasarlı olanı alırız. Koca kovanı söküp eve hadi bunu yiyelim diye götürmeyiz. İçinden çıkan en ham hali bize lazımdır. Aslında ders çalışırken de böyledir. Çocuk eve gider, oturur. Velilerden en çok duyduğum şeylerden biri bu. Ee, hocam eve gittiğinde sürekli ders çalışıyor. <laughs> Şimdi çocuğun netlerine bakıyoruz. Aslında sürekli ders çalışıyormuş gibi değil. O zaman onlara da söylüyorum. Ee, çok çalışması değil, verimli çalışması, verimli çalışması lazım. Çalışması. Çocuk 3 saat çalışıyorsa 3 saati de verimli ise belki diğer tarafta 8 saat masa başında boş oturan öğrenciden daha fazla verim almış oluyor. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Eğitim koçunda sınava hazırlanan öğrenciler üzerindeki etkilerinden. Programımızı yavaş yavaş kapatmadan önce seyircilerimize son olarak eğitim koçu ile ilgili sınav hazırlığı yapan öğrencilerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Ee, şimdi bunu şu şekilde ifade edebilirim. Önce sınav odaklı gidelim. Sınava hazırlanan öğrenciler malum pandemi zamanı eğer kendi başlarına bir yönetim yapamıyorlarsa ders Hı. üzerinde bizim gibi eğitim koçlarından faydalanabilirler. Hı. Bunlar onların nasıl az evvel söyledik aslında bir nevi hayat kurtarma işlemidir evet daha henüz çok e, sonda veya ortada değiliz. Onun için bunun hala fırsatı var. E, i̇kinci kısımda da şöyle söyleyebilirim: Normal sınav olmadan diğer öğrencilerimiz için de e, çalışma yöntemlerini ne kadar temelden düzenli kurarlarsa, ucunu emin olun daha sağlam, daha hedeflerine yakın tutabiliriz. E, fakat bu süre zarfında en önemli olan kısım veli, öğretmen. Öğrenci bu üçlü saç ayağıdır. Bu ayağı sağlam tutmak lazım. Veli bilinçli olursa, öğretmen bilinçli olursa, öğrenci zaten bu ikisi arasında kopukluk yaşamayacak. Ee, buradan istediğimiz şey velilerimizin bir tık daha... Sadece küçücük bir tık daha bilinçli olmaları. İnşallah umut ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür güzel ediyorum. güzel bilgiler için. İyi ki geldiniz. Sizleri iyi ki tanıdık efendim. Biz de sizi iyi ki tanıdık. Bu çalışmalarınızdan dolayı biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz Bizimle efendim. beraber inşallah nice diğer insanlar da bu etkinliğinizden haberdar olurlar. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz bu haftada eğitime dairin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın bizden ayrılmayın.